Çok değerli misafirler, Türkiye'nin her tarafından ve dünyanın farklı ülkelerinden Kütahya'mıza gelerek uluslararası serbest görev İHA yarışmasında ter dökmek için burada bulunan çok sevgili gençler. Biliyorsunuz 2018 yılında yola çıktığımızda sadece 14 kategoride 5000 takım ve 20.000 yarışmacının yarıştığı bir Teknofest vardı. Biz o gün tutuşturduğumuz ateşin tüm Türkiye'yi saracağını biliyorduk. İşte bugün geldiğimiz noktada Teknofest yarışmalarına bu sene 40 farklı kategoride 15.000'den 150.000'den fazla takım, 600.000 yarışmacı katılıyor. Ve Teknofest Karadeniz, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaptığımız teknoloji yarışmalarıyla devam ediyor. İşte Karadeniz'de, Trabzon'da, Ordu'da, Giresun'da yarışmalarımızı gerçekleştirdik. Biliyorsunuz bu sene Büyük Zafer'in 100. yılı. Bunun için mutlaka yarışmalarımızın bir ayarını Kütahya'da gerçekleştirelim dedik. Afyonkarahisar'da gerçekleştirelim dedik. İşte Kütahya'da uluslararası serbest görev İHA yarışmalarını gerçekleştiriyoruz. Alana girdiğim andan itibaren coşkuya eşlik ettim. Öğrencilerimiz heyecanlı. Kütahyalılar, gelen misafirler heyecanlı. Biz inanıyoruz ki en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Bu manada bu yarışmalarla biz daha ortaokuldan, liseden, üniversiteden başlayan genç kardeşlerimizi geleceğin en başarılı bilim insanları, mühendisleri, teknisyenleri yapmak üzere bu yarışmaları düzenliyoruz. Onlara yatırım yapıyoruz ve geldiğimiz noktada Türkiye'de oluşturduğumuz heyecan gerçekten bizi mutlu ediyor. Yakın zamanda Kocaeli'nde otonom araç yarışmaları için bulunuyordum. Orada arkadaşlarımız, yarışmacılarımızı Bilişim Vadisi'nde bulunan şirketlerin hemen işe aldığından bahsetti. Roket yarışmalarına gittik. Daha önce roket yarışmalarında yarışan genç kardeşlerimiz şimdi kendi şirketlerini kurmuşlar, piyasada iş yapıyorlar, ekonomiye katkı sağlıyorlar. İşte biz Teknofest'i başlatırken bu heyecanla başladık. Bu heyecan Türkiye'de büyük bir ateşe, büyük bir coşkuya dönüştü. Hamdolsun Teknofest gençliği geliyor. Yarının Türkiye'sini işte burada da yarışan Teknofest gençliği inşa edecek. Biz buna yürekten inanıyoruz. Türkiye tam bağımsız, kendi teknolojilerini üretebilen dünyanın en başarılı 10 ekonomisinden biri olma yolunda bu gençler sayesinde ilerleyecek. Biz bununla gurur duyuyoruz. Bu yarışmalara eşlik etmekten, yardımcı olmaktan, şehirlerimizin bu yarışmaları en güzel şekilde ev sahipliği yapmasından gurur duyuyoruz. Ben burada Kütahyalı hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Şehrimizin ileri gelenlerine çok teşekkür ediyorum. Burada bizi en güzel şekilde ağırlıyorlar. Değerli kardeşlerim, yalnız şu kürsüde siyaset yapmak istemezdim ama şu konuya değinmem lazım. Biliyorsunuz biz bu yarışmaları gençlerimiz, öğrencilerimiz geleceğin trendlerini öğrensinler. Teknolojiye ilgi duysunlar. Gelecekte hangi alanlarda potansiyel var, o alanlara yönelsinler diye yapıyoruz. Ve genç kardeşlerimizi bu yarışmalara davet ederken onlara teknik destek veriyoruz. En ileri bu işteki şirketlerle bir araya getiriyoruz. Teknik personeller, danışmanlar onlara yardımcı oluyor. Bu kardeşlerimizi getiriyoruz, burada ağırlıyoruz. Misafir ediyoruz. Aynı zamanda bu yarışmalarda yarışırken onlara teknik desteğin yanında maddi destekler veriyoruz. Alet ekipmanlar veriyoruz. Bunların bir masrafı var. Ve bu masrafı gerek TÜBİTAK, gerek Sanayi Teknoloji Bakanlığı,
gerek sponsor firmalar karşılıyorlar. Ama bakıyorsunuz birileri ısrarla şu manşetleri atıyor. Teknofest yarışmalarına destek olan Sanayi Teknoloji Bakanlığı kesenin ağzını damat için açtı. Damadın Teknofest'i için bakanlıklar kesenin ağzını açtı. Gerçekten biz bu anlayışı kabullenemiyoruz. İşte burada gençlerimiz var. Biz bütün yatırımı bu gençler için yapıyoruz. Kesenin ağzını açıyorsak bu gençler için kesenin ağzını açıyoruz. Biz moralimizi bozmayacağız ama bu işleri yapanlara da cevaplarını vereceğiz. Yolumuza aynı kararlılıkla, aynı istikamette devam edeceğiz ve inanacağız. İşte Türkiye'nin yarınlarını Teknofest kuşağı inşa edecek. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Buraya Türkiye'nin dört bir tarafından 440 takım katılıyor. 2000'in üzerinde, 2000'e yakın yarışmacımız burada yarışıyor. Biz onları ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki biz bu ateşi harlarsak seneye 2000 değil 4000 yarışmacı gelir. 6000 yarışmacı gelir. 10000 yarışmacı gelir ve o gençler Türkiye'de en önemli işlere imza atarlar. Ben tekrar Kütahya'mıza bu güzel ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Buraya Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yarışmacılarımıza, ailelerine, danışmanlarına çok teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Bulunduğumuz Zafer Havalimanı'nın bu bulunduğu kısım Altıntaş ilçesine bağlı ve Arif Tekke çok sağ olsun. Milli teknoloji hamlesi doğrultusunda işte Teknofest gençliğinin, Sayın Bakanımızın ve çok değerli isimlerimizin etrafında nasıl kümelendiğini görüyorsunuz. Siz de onlara lütfen alkışlarınızla güç verin sevgili arkadaşlar.